Evet arkadaşlar, Fas ve Marrakeş ve çöl, ama bildiğimiz şekilde çöl değil, burası taş çölü resmen. Ve burada olmamızın sebebi de öndeki logosu yenilenen Duster. Tabi Duster'ın dört tekerlekten çekişli versiyonuyla buradayız. Bir Dacia Duster kamp eventi var burada, yani aktivitesi var. Bu yüzden buradayız. Bildiğimiz bir Duster, sadece aslında temel olarak bakıldığında öndeki logosu değişmiş ama bu kurumsal yenileme çabası içerisinde Duster'ın yeteneklerini bir kez daha Dacia bizlere göstermek istemiş ki şu anda Marrakeş'te bu taş çölünün içerisindeyiz. Enteresan bir doğa, arkamızda büyük bir kale görüyorsunuz. Burası aslında köylerin içinden geçen bir yol ve geçen yüzyıla ait bir coğrafya gibi görünüyor açık söylemek gerekirse. Ve Duster standart haliyle ve standart kış lastikleriyle şimdiye kadar bizi hiç zorlamadı, hiç üzmedi. İleride biraz daha böyle zorlu araziler olduğuna dair açıklamalar yapılmıştı zaten. Bakalım neler olacak, ama kullandığımız araçla ilgili bilgi vermek gerekirse malum dizel. Dört tekerlekten çekişli, manuel şanzımanlı ki biliyorsunuzdur mutlaka bu 1,5 litrelik dizel motor çok uzun yıllardan beri Renault ailesinde kullanılıyor. Renault'da, Nissan'da, Dacia'da vesairede öyle söylemek lazım. Mercedes'e bile gitti bu motor, biliyorsunuz çok başarılı. Dört tekerlekten çekiş sistemi ise Nissan'dan gelme. Nissan'da bilindiği gibi çok uzun yıllardan beri dört tekerlekten çekiş konusunda çok başarılı bir marka. Çok deneyimli bir marka. Dolayısıyla Duster Renault'un en iyi dizel motorunu, Nissan'ın gerçekten iyi dört tekerlekten çekiş sistemini çok uygun fiyatla bir araya getiren bir otomobil ki eğer yanlış bilmiyorsam Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı dört tekerlekten çekişli arazi aracının içerisindeyiz ve yanındayız, öyle söylemek lazım. Şimdiye kadar Türkiye'de de çok sattı ama toplamda dünyada 2010 yılından bugüne 2 milyon 150 bin adetten fazla satmış Duster. Gerçekten büyük başarı. Bu arada dün akşam bize bir sunum yaptılar. Çok enteresandı. İşte 2010 yılında piyasaya çıkıyor, sonra müşterilerden gelen bazı istekleri karşılamadığı anlaşılınca, satışlar düşünce hemen bir iki donanım ekliyorlar. Tekrar yukarı çıkıyor, küçük bir makyaj. Sonra ikinci nesil geliyor, gene bir yükseliş var. Hemen ardından gene bir şeyler eksik ki elektronik sistemlerin eksikliği ve tabii ekran eksikliği öne çıkıyor. Tak, bir daha hemen bir makyaj, tekrar satışlar yukarıda. Çok enteresan bir hikayesi var Duster'ın. Ama yetenekleri konusunda bizim bir şüphemiz yok. Daha önce çok kez bu otomobille araziye çıktık ama böyle taşlık bir çöle hiç çıkmamıştık. Bakalım başımıza neler gelecek. Çok acayip ortam ya. Garip abi ya. Yani çöl diyorlar ama pek çöl gibi değil. Acayip bir sonsuzluk var ama genelde çok sert zemin var. Çok değişken zemin var, evet. Diyelim. Yani taştan da geçtik, dere yatağından da geçtik, kumdan da geçtik. Böyle sanki denizin dibiymiş gibi. Ama kum da hani çöl deyince bildiğimiz o plaj kumu öyle, gibi plaj değil kumu yani. Gibi değil. Pudra gibi. Evet, çok ve değişik. Sert zemin. Evet. Ama güzel geçtik. Evet, evet. Ben şeyi seviyorum hani Duster. Yani zaten kendini kanıtlamış bir model bu konuda ama böyle zor şartlarda kullanınca insan daha bir farkına varıyor bazı şeylerin. Yani Duster'ı kim kullanır ki öyle? Değil mi? Yani iş dışında kolay kolay hani bir madende kullanılmıyorsa, büyük bir şantiyede kullanılmıyorsa normal kullanıcıları büyük ihtimalle bu tip arazilere pek de girmeyen insanlardır. Normal kullanıcıları öyle. Örneğin benim babam mesela bak. Tamam ama tabii şey olarak da madende falan da çok kullanılıyor bu arada. Tabii. Babama ilk çıkanlardan almıştık. İlk çıktığı zaman almıştık. O yazlıkta kullanıyordu. İşte 60 bin kilometre mi ne oldu bu kadar zamana kadar. Ama inanılmaz memnun. Yani bir arıza çıkarmadı. İşte herhangi bir şeyi bozulmadı. Bozulsa da zaten mekanik yani. O kadar kolay ki. Ağırlıklı olarak mekanik bir sistemden bahsediyoruz. Hoş. Dört tekerlekten çekiş sistemi, arkada tabii hidrolik kavraması var vesairesi var filan. Gelişmiş bir dört çeker sistemi aslında temel olarak bakıldığında ama diğer kesimlerine bakınca hakikaten kolay tamir edilen bir araç. Bir de ben şey diye bakıyorum. Dacia'nın şansı hani Renault, Nissan, Mitsubishi alyansın içinde olması. Renault'un bugüne kadar yaptığı belki de en başarılı dizel motoru ve diğer benzinli motorları kullanıyor. Doğru. Nissan'ın gerçekten iyi dört çeker sistemini kullanıyor. Senelerdir kendini kanıtlamış. Marka zaten Nissan, ona baktığı zaman. Ama hani sen de bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Önce Burak kullandı 2,5 saat kadar. Geçtiğimiz yerlerle ilgili görüntüleri de göreceksiniz. Biz şey diye konuştuk. Acaba bir yerde dağılır mı bu otomobil? Çünkü bazı yerlerde sanki oradan daha önce bir tank paleti geçmiş. Böyle sürekli zıngırdayarak gidiyoruz filan. Evet evet. Kolay iş değil yani, böyle bir otomobilin böyle bir zeminde sağlam kalması,
gerçekten kolay değil. Bir de bazı yerler cidden sıkıntılıydı yani. Evet. Bir de bizden sonra da kullanacaklar acaba. Hatta merak ettik ya, bizden önce ne kadar kullandı acaba? Hala bir trim sesi gelmiyor doğru düzgün bir yerden diye. Valla umarım gelmez ama mutlaka eninde sonunda gevşecek, bir şeyler çıkar yani. Bu şartlarda mümkün değil yani. Zaten şu anda herhalde kamera görüntüsünden de anlaşılıyordur. Anlaşılıyordur evet. Böyle sürekli bir titriye. Bu arada şu anda hani bu etabın en temiz yerinde gidiyoruz. Otoban ya. Tabii değil mi? Burası otoban. Bir de çok değişik. Yani çöl gibi ama çöl de değil. O zemin olarak evet. Çöl değil. Ama sürekli bir yollar sağ sol bir yerlere gidiyor. Soldan gidiyormuşuz. Evet, gördüm. Bu arada arkadaşlar navigasyon çalışmıyor burada doğal olarak ama GPS üzerinden bize yol veren bir yani yol çizen, çizmişler bize. O çizgide kalmaya çalışıyoruz. Bazen aynı yerde iki yol oluyor, bir sağa sola giden. Orada bir yazı tura atıyoruz. Bir de taşların üzerine boyalar var. Şimdi dönüş yolundayız. Kırmızı boyalı taşları arıyoruz. O taşlar üzerinden hani etrafından geçerek gideceğiz inşallah. Evet. Evet, ufak kapılar yapmışlar mesela. Çünkü öyle bir anda oradan evet. Bir kanal geçebiliyor. Ama bir arada şey vardı. Pembe ve yeşil boyanmış taşlar var. Onlar büyük ihtimalle bizle alakalı değildi ama onların içinden de geçtik. Yeşilden herhalde boyaları bitmiş olabilir diye düşünüyorum. Maviye yakın ya. Oradan yeşil spreyle devam etmişlerdir. Çok enteresan ve gerçekten hani Fas'la ilgili de yani en azından Marrakeş bölgesiyle ilgili de birkaç şey söylemek lazım herhalde. Bazı bölgeler geçen yüzyılı ama yani 20. yüzyılı değil 19. yüzyılı yaşıyorlar gerçekten de. Aynen. Bazı köylerin içinden geçtik. Her yer kerpiç ev, yol yok, su büyük problem. Cam pek yok, cam bile yok yani. Cam yok evlerde, evet, enteresan o. Ama bazı yerlere geliyorsun, vaha resmen. Evet. Her yer ağaçlar, zeytine çok önem veriyorlar. Bir sürü yeni zeytin bahçesi gördük, yeni dikilmiş zeytin ağaçları. Güneş enerjisi var hepsinde. Güneş enerjileri var, evet, su pompaların üzerinde falan. Böyle iki farklı dünya var burada. Ve ikisi arasında hani 200 yıl fark var, öyle söyleyebilirim. Evet, evet. Orada yani işte bir tane daha. Hani develerin falan kaldığı bir yere geldik herhalde. Onun dışında hani Dacia ile ilgili bir şey daha söylemek gerekiyorsa elektronik sistemlerle mekanik sistemler en azından bu bölgede bu zorlu şartlarda gayet iyi çalışıyor. İşte yokuş iniş sistemi var malum biliyorsunuz. Onu bolca deneme fırsatı buluyorsunuz böyle ortamlarda. Gayet güzel çalışıyor. Bir problem yaşatmadı bize. Değil mi? Sen kullanırken? Yok gayet iyi yani. Hatta benim beklentimin bile yukarısında. En başta Burak güvenmedi. Gene kendi inmeye çalıştı. Sonra bir iki sonra yerde bıraktım. Denedi. Dedi ki tamam ya güzel gidiyor. O zaman yürü. Lastikler iyi iş yapıyor lastikler bu arada. Lastikler iyi iş yapıyor evet. Hakikaten. Kış lastiği var sağ üzerinde. Sağda evet. Burada mesela bak beyaz oldu. Taşlar beyaz. Ay ne güzel kaydı arkası. Evet. O pudralı yere geldik arkadaşlar ama tekrar serte döndü filan. Yani bildiğimiz otomobil, bildiğimiz sistemler ama böyle bir yerde hiç kullanmamıştım ben daha önce. Sanıyorum Burak da kullanmamıştı. İlk lansmanını aslında burada yapmışlardı yine. Ben ona gelmemiştim. Hatırlıyorsan. Ben ona gelmemiştim. Hatırlıyorsan diyorum ama ben de hatırlamıyorum, ben de gelmedim çünkü. Ama şey olduğunu hatırlıyorum, Marrakeş'te Duster lansmanı olduğunu hatırlıyorum. Ve güzel de bir lansman olmuştu. Tekrar bu yeni logoyla birlikte burada bir daha canlandıralım demişler aynı senaryoyu sanırım. Tabi bu kadar zorlu demeyeyim de uzun muydu ya da bu kadar kilometre olarak uzun bir test sürüşü müydü onu bilmiyorum ben de. Ama Dacia uluslararası yöneticilerine sesleniyoruz. Bu iş Türkiye'de çok daha güzel olur, daha haberiniz olsun. Değil mi? Katılıyorum. Kesinlikle. Net. Ama burada tabii bir başka bir şey var. Trafikte gördüğümüz araçların herhalde yarısı Dacia'dır değil mi? Abi bir kere taksilerin hepsi Logi. Evet. Logi, evet. İnanılmaz Logi var. Onun dışında zaten Sandero bolca var. Aynen. Bayağı Dacia var yani. O ilk jenerasyon, ilk Renault ittifakıyla başlayan Dacia'lar da var. Ama mesela öncekiler yok. Roman'lar yok. Yok. Onlardan hiç görmedik çünkü eski otomobil çok var yani. Renault'a baktığınız zaman Renault 4'ler, 5'ler kaynıyor her yerde. Çok fazla var. Gerçekten çok fazla var ama hani o zaman da burada niye bu tip aktivitelerin yapıldığını anlıyorsun. Çünkü kesinlikle. Burada çok ciddi anlamda pazara hakim olmuş Dacia yani. Hem uygun fiyatlı hem dayanıklı. Belli ki aynı bizde olduğu gibi yürütme maliyeti de düşük. Aynen. Yani servisi şusu busu. Az yakan bir dizelim var altında. Bir de zorlu şartlarda çalışıyorlar. Tabii, bakma tabii. Yani. Sıcak, kum, asfalt doğru düzgün yok. Yok. Asfaltı görünce öpüyoruz biz arkadaşlar burada. Haberiniz olsun. Haydi. Ve şu anda asfalta doğru gitmeye çalışıyoruz. Burası yine fena yol değil ya dediğin gibi. Değil. Bana yolun kolay kısmı denk geldi. Uzatalım istiyorsan. Teşekkür ederim. Almayayım. Yeteri kadar kullandık herhalde. Yeteri kadar sarsıldık evet. Aynen öyle. Valla yani bu yoğunlukta son dönemde malum biz otomotiv gazetecilerinin en yoğun zamanı Eylül-Ekim zamanıdır. Bolca yeni otomobil
piyasaya çıkar ve bolca da lansman olur. Oradan buraya, oradan oraya gideriz. Evet, bu aralar bayağı bir geziyoruz, dolaşıyoruz, uçuyoruz. Bu iş biraz şey oldu bize, tatilimsi oldu. Yorucu bir tatil ama tatil oldu yani. Yok, değişik bir ortamda, değişik coğrafyada bildiğimiz otomobili farklı yollarda kullanmış olduk. Evet, evet. Bu da bence evet dediğin gibi güzel oldu. Bir de otomobil kullanmayı seviyoruz, bakmayın yani. Milletin oturup da bize anlatmasından daha çok otomobilde vakit geçirmek daha güzel oluyor. Zaten o yüzden hepimiz burada neredeyse 20 yıldan daha uzun süredir bu işi yapıyoruz. Süt kardeş olduk. Süt kardeşiz biz. Neyse arkadaşlar, yani söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Dacia Duster dört tekerlekten çekiş sistemiyle, manuel şanzımanıyla, ki özellikle birinci vitesi kısa olduğu için yokuş aşağılarda aslında bu yokuş aşağı iniş sistemine, hill descent sistemine bile ihtiyaç duymuyor çoğu zaman. Buna göre ayarlanmış bir otomobil. Çoğunuz da belki kullanmışsınızdır bu aracı ya da kullananlar vardır etrafınızda. Ama şunu söylemem lazım. Bu tip çok zor şartlarda bile bu kadar rahat ilerleyen bir otomobil ve bu kadar uygun fiyat her zaman bir araya gelmiyor. Dacia Duster sahiplerine hani kolaylıklar dilerim. Böyle bir otomobille istedikleri yola gidebilirler Türkiye'de. Özellikle de lastikleri de gidecekleri İyiyse. Mekana uygunsa başınıza dert almanız için çok uğraşmanız lazım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Burak'a da çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel sürücülük yaptı. Şimdi de kopilotluk yapıyor. Biz süt kardeşiz. Evet, süt kardeş olduk burada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.